Evet arkadaşlar, sıra geldi şimdi basit eşitsizliklerle ilgili ÖSYM tarzı testleri çözmeye. Birincisini çözeceğiz. Hemen ilk sorumuzun çözümüne geçelim. Aşağıdaki şekil birde hacmi 20 birim küp olan, içi su ile dolu olan silindir şeklinde bir kap ve bu kaptan aynı bardak ile tam dolu olacak şekilde 4 bardak su içildikten sonraki görünümü şekil 2'de verilmiştir. Buna göre bu kaptan su içilen bir bardağın hacmi değerlerinden hangileri olabilir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bir bardağın hacmi ne olmuş olsun? X olmuş olsun. Peki 4 bardak su içilecekse o zaman ne kadar e, su almış olacak arkadaşlar? 4x bardak olmuş olacak. Peki başlangıç aşamasında bakın tamamı doluydu. Yani 20 birim küp dolu. Şimdi 4 bardak içtikten sonra bakın kalan görüntü tam 6 ile 4 aralığında. Diyelim ki arkadaşlar bakın şurada olmuş olsa şurada olmuş olsa 4 birim küp kaldıysa ne kadar kullanılmış oluyor? 20'den 4 birim küp kaldıysa 16 birim küp kullanılmış oluyor. Değil mi? Bu kadar kullanılmadı ama bu kadar kullanıldığını varsaymış olsak. E o zaman ne olacak arkadaşlar? 4x dediğimiz aslında 16'dan ne olmak durumunda? Daha küçük olmak durumunda. Niye? E çünkü bu kadar kullanmadı ki arkadaşlar. Aslında bu kadar kullanmadı. O yüzden daha az kullanmış oldu yani. E şimdi eğer 6 kullanmış olsa 6 kullanmış olsa o zaman ne olacaktı? 4x burası kaç olacaktı arkadaşlar? Bakın 20'den 6'yı çıkartırsam 14 birim küp kullanılmış olurdu. Dolayısıyla 14'ten de ne olmak durumunda? Büyük olmak durumunda. Neden büyük? Çünkü buradan daha fazla kullandı. Bakın şuralara kadar gelmiş. Dolayısıyla bu eşitsizliği çözecek olursak her tarafı 4'e bölüyorum. 14'ü 4'e bölersem arkadaşlar 3, küçüktür x küçüktür. Ne oldu arkadaşlar? 16'yı 4'e bölersem 4 olacak. Yani x 3.5 ile 4 aralığında. Bakın bu e, bu aralıkta değil. 3.6 olabilir. 3.8 olabilir. Yani cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? 2 ve 3 olacaktır. 2'ye geçelim şimdi. Bir ilçede düzenlenen gençler arası koşu yarışması sonucunda sıralamaların görseli verilmiştir diyor. X bir tam sayı olmak üzere Cem, Musa ve Hüseyin'in Yarışı tamamlama süreleri sırasıyla 2x artı 14, 3x artı 4 ve 4, x eksi 2 dakikadır. x kaçtır arkadaşlar? Şimdi bakın Cem ne kadar sürede tamamlıyormuş? 2x artı 14 dakikada. Bakın 3x artı 4 ve 4x eksi 2. Şimdi arkadaşlar Musa birinci olduğuna göre daha kısa sürede tamamlamadı mı? Diyelim ki 10 saniyede tamamladı. E, o zaman arkadaşlar diğerleri daha uzun sürede tamamlayacak. Mesela Cem 12 saniye Hüseyin de 13 saniyede tamamlayacak. Burada 10 daha küçük ya birinci olmuş ama saniye olarak daha az olduğu için arkadaşlar. O zaman Musa'nınki ne olacak? En az olacak. Musa hangisiydi? Ortadaki. 3x artı 4 küçük olacaktır değil mi? İkinci olandan. İkinci zaten her halükarda ortada olacak. Yani Cem. Cem hangisiydi? İlk başta 2x artı 14. Arkadaşlar Hüseyin sonuncu olduğuna göre daha uzun sürede tamamladı. O yüzden arkadaşlar Hüseyin de neydi? 4x eksi 2 dakikaydı. Tamam. Dolayısıyla burada birinci ve üçüncü, birinci ve ikinci eşitliği alalım. ikinci ve üçüncü eşitliği alalım. En sonunda da arkadaşlar birinci ile üçüncü ele alalım. Şimdi 3x artı 4 küçüktür. 2x artı 4 ise. X ne olacaktır burada arkadaşlar? Şurası 2x artı 14 değil mi? Şurası. Dolayısıyla x küçüktür 10 olacaktır. İkinci ve üçüncüyü ele alalım. 2x artı 14 küçüktür. 4x eksi 2. Buradan 16 küçüktür. 2x her tarafı 2'ye böldüğümde 8 küçüktür. x gelmiş oldu. Hatta zaten biz şu 2 eşitsizliği hatta neyse ile üçüncü de ele alalım da daha net görülsün. 3x artı 4 küçüktür. 4x eksi 2. Buradan da arkadaşlar x dediğimiz 6'dan büyük olacak. x 6'dan büyük olacak. 8'den de büyük olacaksa zaten 8'den bakın büyük olmalı. Şimdi yani bu üçünün kesişiminden arkadaşlar hadi yine de üçünü de sayı doğrusunda gösterelim. Daha net anlaşılsın. Burada bulduğumuz sayılar nedir? 10, 8 ve 6. Küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. 6, 8, 10. x dediğimiz 6'dan büyük olacak dahillik yok. Bu yüzden açık aralık yaptım. E 8'den de büyük olacak. 8'den de büyük olacak. E 10'dan ondan da küçük olacak değil mi? 10'dan da küçük olacak. Şöyle. Üçünün de kesiştiği yere bakıyoruz arkadaşlar. Üçünün de kesiştiği yer bakın şurası. Yani 8 ile 10 açık aralığı. Niye açık aralığı? Bakın burada dahillik yok. Burada da yok. Eğer bir tane bile dahillik yoksa arkadaşlar ne olacaktır? Dahillik olmayacaktır bu arada da x'in tam sayı olması gerektiğini biliyorum. 8 ile 10 arasındaki tam sayımız neydi arkadaşlar? 9. 3'e bakalım şimdi. Bir pencerenin stor perdesiz görünümü aşağıdaki şekil 1'de verilmiştir. Şekil 2'de ise pencereye takılı olan ve saniyede 4 birim hız ile sabit hız ile aşağı doğru ilerleyen stor perde görseli verilmiştir. X1 tam sayı olmak üzere şekil 2'de x saniye sonra Bakın x saniye sonra perdenin uç kısmının perdenin alt kısmına olan uzaklığı üst kısmına olan uzaklığından daha büyük olduğuna göre x sayısı en çok kaçtır diye soruluyor. Şimdi 1 saniyede 4 birim olacaksa arkadaşlar 2 saniyede 2 çarpı 4. E x saniyede o zaman ne oluyor arkadaşlar? 4 ile biz bu saniyeyi çarpıyoruz. Yani x'i çarpacağız. O zaman ne olacaktır? 4x aşağı inecektir. E şimdi biz tamamının yukarıdan aşağı doğru tamamının 144 birim olduğunu biliyoruz. Bakın 4x'i burasıysa geriye ne kalacak arkadaşlar? 144 eksi 4x kalacaktır. Peki şurada ne diyordu? x saniye sonra perdenin uç kısmının pencerenin alt kısmına olan uzaklığı alt kısmına olan uzaklığı üst kısmına olan uzaklığından daha büyük olduğuna göre diyordu. x sayısı en çok kaçtır? O zaman arkadaşlar 144 eksi 4x Büyüktür. Ne olacak? 4x olmuş olacak. Bu tarafa atacak olursam 144 büyüktür. 8x. Her tarafı 8'e bölecek olursam arkadaşlar 18 büyüktür. x. Dolayısıyla x sayısı buradan ne olabilir? En fazla 17 olabilir. Doğru cevabımız değişik. E bakalım bir basketbol sahasında 10 12 ve 13 numaralı 3 oyuncunun a potasının bulunduğu kenar çizgisinde doğrusal uzaklıkları metre türünden verilmiştir Sahanın sol tarafındaki mavi renkli kenar çizgisine en kısa mesafede 13 numaralı oyuncu Tamam bakın sahanın sol ta, sol tarafındaki sahanın sol tarafı bakın burası mavi renkli kenar çizgisine e, en kısa mesafede 13 numaralı oyuncu bakın şurası neymiş? 13 numaralı oyuncuymuş. En uzak mesafede ise 12 numaralı oyuncu. Bakın en uzakta bu olduğuna göre demek ki bu 12 numara. E 10 numara da arkadaşlar o zaman otomatikman buna kalmış oluyor. Buna göre 10 numaralı oyuncunun A podasına bulunduğu kenar çizgisine uzaklığının metre cinsinden alabileceği değer aralığı nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar en uzak 12 numaralı oyuncu olduğuna göre ne kadar? Bakın 4 metre. 4 metre. O zaman büyük olacak. Bakın ortada hangisi oluyor? 13 numara. E 13 numaranın uzaklığı ne kadar? X artı 1 olacak. En kısa da arkadaşlar bakın burada 5 eksi X olacaktır. Biz şimdi 10 numaralı oyuncunun A podasına bunu uzaklığını soruyoruz arkadaşlar. 5 eksi X'i biz demek ki buradan ne yapacağız? Bulacağız. Kenar çizgisine olan uzaklığının metre cinsinden alabileceği değeri arıyoruz. Dolayısıyla buradan ilk ikisini alacak olursam birinci ve ikinci eşitsizliği 3 büyüktür x olacak. Yani x dediğimiz 3'ten büyük olacak arkadaşlar. Bakın ikinci ve üçüncü ele alacak olursam burada ne olacaktır? x artı 1 büyüktür 5 eksi x. Böyle. Buradan arkadaşlar 2x büyüktür 4. Her tarafı 2'ye böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirmeyecektir. 2 pozitif sayı olduğundan dolayı. Bakın buradaki iki tane bilgiyi birleştirdiğimde x'in aralığı ne olmuş olacak? 2 ile 3 açık aralığında olmuş olacak. Buna göre doğru cevabımız A şık. 5'e bakalım şimdi. Yaşları birbirinden farklı olan Pınar, Rıfat ve Sinem isimli 3 kardeşten Pınar ile Rıfat'ın yaşları toplamı annelerinin yaşından büyük. Şimdi Pınar'ın yaşına P, Rıfat'ın yaşına R diyecek olursam annenin yaşına da A diyelim. Annenin yaşından büyük olacakmış arkadaşlar. Bu şekilde yazabiliriz. Rıfat ile Sinem'in yaşları toplamı Rıfat ile Sinem'in yaşları toplamı annesinin yaşına eşitmiş. Ve Pınar ile Sinem'in yaşları toplamı Pınar ile Sinem'in yaşları toplamı annelerinin yaşından da bakın küçükmüş. Buna göre Pınar, Rıfat ve Sinem'in yaşları sırasıyla zaten bizim harflendirdiğimiz gibi söylemiş. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye soruluyor. arkadaşlar şu ilk eşitsizlikte A yerine bakın A'nın ben R artı S'ye eşit olduğunu biliyorum. A gördüğüm yere R artı S yazacak olursam bakın şurada P artı R büyüktür. A yerine bakın R artı S yazdım. Buradan R'ler birbirini götürecektir. Dolayısıyla P büyüktür S gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar benzer şekilde şu ikinci eşitliği bakın üçüncü eşitsizlikte yerine yazalım. Dolayısıyla buradan P artı S küçük olacaktır. A yerine bakın R artı S yazmış olduk. Yine arkadaşlar bakın burada S'ler birbirini götürecek. Buradan ne geldi? P küçüktür R gelmiş oldu. P R'den de küçük gelmiş oldu. Bu iki eşitsizliği birleştirdiğimde bakın P küçüktür R idi. Değil mi arkadaşlar? Şimdi P eğer R'den küçükse şimdi e, P'den de daha küçük ne vardı arkadaşlar? S vardı. Dolayısıyla bizim eşitsizliğimiz S küçüktür, P küçüktür, R şeklinde olmuş oldu. Bakın nerede var? D şıkkında var. 6'ya bakalım. A, B ve C pozitif gerçel sayıları için, bakın bu laflar önemli eşitsizliklerde. Her şey için önemli ama eşitsizliklerde özellikle de önemli. Eşitsizliği sağlanmıştır diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar paydadaki ifadelere bakıyorum B var. Biz bu eşitsizlikten yani rasyonel ifadeden kurtulabilmek için Eşitsizliği komple B ile çarpıyorum. B nasıl sayı? Pozitif sayı. Ben eşitsizliği pozitif sayıyla çarpıyorsam eşitsizlik yön değiştirmeyecektir. Bakın burada B'ler birbirini götürecek. Yani ne kalacak? A artı C kalacak. Küçüktür. Bakın B ile de buradaki B birbirini götürecek. C kalacak. B ile de 1'i çarpıyorum. Ne olacak? B olmuş olacak arkadaşlar. C'ler de buradan bakın birbirini götürecek. Yani A küçüktür B ifadesi gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bakın a'yı sağ tarafa atacak olursam b eksi a ifadesi ne olmuş oldu? Sıfırdan büyük olmuş oldu. Bakın bu da nerede var? D şıkkında var arkadaşlar. Geriye bakalım. A ve B gerçel sayılar olmak üzere. Eşitsizliği veriliyor. Buna göre hangileri her zaman doğrudur diyor. Dikkatli olmamız lazım. Şimdi arkadaşlar ilk eşitsizliği, ilk iki eşitsizliği dikkat alacak olursam. A eksi 5 küçüktür 0. Dolayısıyla A dediğimiz şey arkadaşlar ne olacaktır? 5'ten küçük olacaktır. Bakın şuradaki eşitsizliği baz alalım. B küçüktür. B artı A. B'ler burada birbirini götürürse sol tarafta 0 kaldı. 0 küçüktür A. Biz bu iki eşitsizliği birleştirecek olursak A 5'ten küçüktü. Dolayısıyla arkadaşlar bakın birinci öncül doğru olmuş oldu. Şimdi aynı zamanda A 0 ile 5 aralığındaysa A'nın biz buradan pozitif olmasını da garanti ettik arkadaşlar. İkinci öncülü konuşmaya başladım. Şimdi B'ye bakalım. B'ye bakalım. B dediğimiz şey arkadaşlar zaten şu şurada sıfırdan büyük değil mi? Evet. Yani B'nin işareti de artı. Şimdi ben iki tane pozitif sayıyı çarptığım zaman sonucun pozitif olması lazım. İkinci öncül e, çarpımı negatif demiş arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış. Bakın üçüncü öncüle bakalım. A eksi B küçüktür sıfır diyor. Yani buradan bir bakalım arkadaşlar a eksi b gerçekten sıfırdan küçük mü? Şimdi şu birinci ile üçüncü eşitsizliği baz alacak olursak. Yani a eksi 5 küçüktür b. Bakın a eksi 5 küçüktür b. Yukarıdaki eşitsizlikten böyle bir sonuca varabilirim arkadaşlar. Dolayısıyla b'yi sol tarafa eksi 5'i sağ tarafa alacak olursam a eksi b küçüktür 5 olacaktır. Burada ne demiş? a eksi b sıfırdan küçüktür demiş. 5'ten küçüktür arkadaşlar. Dolayısıyla bunun da her zaman doğru olduğunu söyleyemeyiz. Cevabımız yalnız 1 olacak. 8'e bakalım. Bir mağazadan alışveriş yapan ilk nur kredi kartının kalan harcama limitiyle ilgili aşağıdaki hesaplamaları yapmıştır. Bir gömlek ve bir kaban aldığında ödemesi gereken ücret kalan limitini aşmamaktadır. Bakın şimdi bir gömlek alacak bir de kaban alacak limiti açmayacakmış arkadaşlar. Limiti açmayacakmış. Demek ki bakın burası ne olacak arkadaşlar? Limitten küçük olacak. Böyle. İkinci de bakalım. Bir pantolon ve bir kaban aldığında pantolona P, kabana K diyelim şöyle. Ödemesi gereken ücret kalan limitini aşmaktadır diyor. O zaman arkadaşlar demek ki burası limitten fazla ki aşmış değil mi? Bir pantolon ve bir gömlek aldığında bakın pantolon ve Gömlek aldığında ödemesi gereken ücret kalan e, limitinin tamamı olmaktadır. Yani tam, e, limitle fit gelmiş değil mi? Kafa kafaya gelmiş arkadaşlar. Buna göre diyor bir gömlek, bir pantolon ve bir kabanın fiyatları sırasıyla G, P ve K olduğuna göre bu değerlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın biz az önce de yapmıştık buna benzer bir soru. Şurada limit gördüğüm yere limit gördüğüm yere ne yazabilirim ben arkadaşlar? P artı G yazabilirim. Şurada yazalım. G artı K küçük olacaktır. Bakın limit yerine P artı G yazdım. Çünkü P artı G'ye eşittir. Bakın burada G'ler birbirine götürecek ve K küçüktür. P sonucuna ulaşırız. Peki aynı eşitsizliği ben getirip şu ikinci eşitsizlikte yine limit gördüğüm yere yazmış olsam arkadaşlar. Bakın burada ne olacaktır? Yine benzer şekilde p artı k büyüktür. Limit yerine p artı g yazıyorum. P'ler yine birbirini götürecek. K da e, ne olacaktır arkadaşlar? Buradan e, şurası g değil mi? Bir an yani q gibi okudum da. K büyüktür g olmuş olacak. Bakın şimdi buradaki iki tane eşitsizliği ne yapalım arkadaşlar? Birleştirelim. Şimdi k Küçüktür P'ydi. Bakın şuradan yazdık. E şimdi G dediğimizde K'dan küçük değil mi arkadaşlar? O zaman bakın onu da şu şekilde ekleyebilirim. Dolayısıyla buna göre doğru cevabımız B şıkkı gelmiş oldu. Şimdi gelelim son sorumuza. Aşağıda mikro orijinal yayınlarının çözüm videolarını çeken Murat Ertürk'ün YouTube çözüm videosuna ait ekran görüntüsü verilmiştir. Videoyu yorum yapanların hepsi beğeni tuşuna basmıştır. Sadece beğeni tuşuna basanların sayısı videoya yorum yapanların sayısından fazla olduğuna göre. Bakın buradaki şu laf önemli. Sadece beğeni tuşuna basanların sayısı. Şimdi bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Şimdi videoyu yorum yapanların hepsi beğeni tuşuna da basmış ya. O zaman arkadaşlar ben beğeniden yorum yapanları çıkarırsam sadece beğeni yapanları bulmuş olurum. Yani 5x eksi 60'dan ne yapacağım arkadaşlar? Yorum yapanları yani 2x artı 5 çıkaracağım. Eksiyi dağıtacak olursam, bakın 5x eksi 60 duruyor, eksi 2x eksi 5 gelecek. Yani buradan 3x eksi 65 gelmiş olacak. Bu ne? Sadece beğeni yapanlar. Şimdi sadece beğeni yapanlar da, sadece beğeni yapanlar da, yorum yapanlardan fazlaydı. Sadece beğeni yapanlar 3x eksi 65, yorum yapanlar 2x artı 5 bundan fazla olacaktı. Dolayısıyla x burada büyüktür, ne olacaktır? 70 olacaktır. Burada değer verebiliriz arkadaşlar. Niye? Çünkü beğen, beğeni yapan, yorum yapan hani bir tam sayı olacak ya. Ya bir kişi yapmıştır ya iki kişi. Hani bir buçuk falan diye bir şey söyleyemiyoruz. O yüzden bakın burada değer vereceğiz. X'e ne vereceğim? En az 71 vereceğim. Neden en az veriyorum arkadaşlar? Çünkü zaten yorum yapanların sayısının az olmasını istiyorum. Dolayısıyla yorum yapanlar 2x artı 5'ti. X burada az olsun ki yorum yapanların sayısı da az çıksın. Dolayısıyla x yerine burada 71 yazacak olursam 2x mi olacaktır? 142. 142'ye de 5 eklersem cevabımızı 147 olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.